İlki TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün sokak röportajlarında sıkça duyduğunuz bir tartışmayı konuşacağız. İstanbul Esenler'deyiz ve yurttaşlara soruyoruz. En son ne zaman dışarıda yemek yediniz ve bu bir lüks mü? En son ne zaman dışarıda yemek yediniz? En son dışarıda yemek yemedim. Çok mu uzun zaman oluyor? Yani be oldu dışarıda yani öyle bir ortamımız olmadı. Pahalı mı? Nasıl buluyorsunuz fiyatları? Fiyatlar emekliye göre pahalı. Emekli miyiz? Nasıl emeklilik? Yani yaşlandı. 60 oldu yaz. Yani yan gelirin yoksa kira veriyorsan zor ama kira vermiyorsan gider eder. Sizin nasıl durumunuz? Benim durumum iyi çok şükür. Ev köyüm var, çocuklarımı evlendirdim. Eviniz var herhalde. Yani kira alıyorum bir tane. Maaşın seni koydum yetiyor. Buraya da kız kardeşime geldim. Şimdi Arnavutköy'e gidiyorum. İyi ettiniz. Bunlar olmasa, bu ek gelirler olmasa? Mümkün değil. Yani mümkün değil. Kesinlikle olmaz. Ne kadar olmalı bir emeklinin maaşı? Yani kira veriyorsa 25-30 bin lira olması lazım ki. 15 bin lira kira veriyor. Asgari bir miktar belirleyelim. Örneğin Türkiye'de bir emeklinin rahatça yaşayabilmesi için. 25 bin olması lazım. 25 olması lazım. Ama bir de şey var. Yani ne ekersen onu biçersin. Biz şimdi askeri ücretten ödedik vergimizi, doğru mu? Yani şimdi adam 50 bin lira bile alsa gidiyor bankaya askeri ücreti şeyini yatırıyor. Sen söyle. Yani askeri çalıştım diyor. Doğru mu? Bankadan alıyor, gelsin de elden alıyor. Ama tamamını gösterse, devlete parayı verse yüksek olacak. Biz asgari ücretten emekli olduk. Ona göre para alıyorum. Yani asgari ücretten bile emekli olunsa açlık sınırının altında maaş almak uygun mu sizce? Ama şimdi ne kadar köfte o kadar ekmek, doğru mu? Yani eğer adam 20 bin lira yatırıyor, benim çocuklar sigorta ödüyor yani dışarıda. O da 7 bin lira yatırıyor. Şimdi 20 bin yatırıyorsa emekli olduğu zaman 30 bin alacak. Böyle yani, başka bir şey yok. Gerçekten asgari ücret alan birisi. Geçinemez yani. Yani gerçekten asgari ücret almış ve emekliliği asgari ücretten yatmış. Evet. Böyle birisi için örneğin 12 bin lira, 12 bin 500 lira maaş hak mıdır? Hak değil. Yani vatandaşı hak değil ama şu var. Emekli oluncaya kadar bir kişinin yani aile bireyini en az oturacağı kadar bir yer alması lazım. Ben köyden çalışırken bir birikim yapılmalı diyorsunuz. Yapılmalı yani. Bak ben köyden geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Emin ol. Affedersin, dağ köyünden geldik, gurbete çıktık ama çabaladım, ettim. Bak dört dairem var, hani topraktan kendim yaptım. Bahçeli bir ev aldım, bunlar hep çalışmıyor. Bak elim, ayağımın şekli değişti. Ama adam çalışmıyor, hayatı layla ilomuna geçmiş. Ben geçinemiyorum. Peki bugün bir genç sizin bu yaptıklarınızı yapabilir mi? Örneğin bir ev alabilir mi? Yok, mümkün değil. Benim çocuklarım var, kira vermiyorlar. Yani çok çalışmak, var. Emek vermek yeterli mi onu soruyorum yani bu devirde? Çok çalışmak biraz şey, yani bir artı olabilir ama hiç de çalışmıyorsa. Çalışıyorsa örneğin, çalışan, didinen bir genç bu dönemde ev alabilir mi örneğin? Şimdi adam 20 bin lira maaş alıyor. Şurada git kafe dolu, ormana git piknik yeri dolu, falan yere git o dolu, alışveriş merkezine git orada dolu. Ama yani demek ki bir şeyler kazanıyorlar. En ufak araba 600-700 bin lira. Ben de... Herkesin arabası yok ama. Yok ama ben de motosiklete biniyorum. Gerekli yürüyorum. Yani hayata göre kendi adımı düzeltmek lazım. Peki daha iyi bir hayat yaşasak bütün ülkece daha iyi olmaz mıydı? Tabii olur ama Türkiye'nin de bir gerçeği var. Biraz böyle... Türkiye'nin gerçeği daha iyiymiş, ekonomimiz daha iyiymiş, daha çok büyümemiz varmış gibi konuşuluyor. Öyle değil mi yani? Değil. Vallahi öyle değil. Türkiye'nin ekonomisi gerçekten iyiye gidiyor. Pahalılık var mı? Var. İyiye gidiyorsa neden pek çok şeyden fedakarlık etmek zorunda kalıyoruz? Yani askeriye aşırı derece para harcıyoruz. Doğru mu? Yani biz deminden biraderlerle onu da tartışıyoruz. Yani askeri olmasa bizi zaten burada durdurmazlar. Bak buna emin ol. Nasıl İsrail Lübnan'a girdi? Suriye'ye yanaştı. Suriye'den sonra ne yapacak? Bu tarafa doğru geliyor. Eğer bize diş geçirebilirse bizi de yok edecek. Kim? Kim yok edecek? İsrail, Amerika, dünya hepsi onun peşinde, doğru mu?
Nerede? Bu saydığınız ama ülkelerle bizim hükümet düzeyinde ilişkilerimiz var ama var, neden ama o zaman ilişkilerimiz var? Bak şimdi olması gerekir. Ya olmaz zaten, çok böyle ters giderse bir yerde bizi de tıkarlar yani. Vallahi hemen hemen her gün yiyorum. Çünkü ben Başakşehir'den buraya geliyorum. Yani neden soruluyor bu? Fiyatları nasıl buldunuz? O açıdan soruyorum. Nasıldı fiyatlar? Fiyatları şöyle diyeyim ben. Bu millet namkör millet. Bu millet kendi kafasından yapıyor. Nasıl? Fiyatları mı yapıyor kendi kafasından? Fiyatları yapıyor tabii. Nasıl olmasa diyor, millet diyor. Millet diyecek. Yani vicdanen bir şey yok. Sadece yemekte değil. Ne istersen onda. Yine bir gün böyle bir röportaj oluyor Eminönü'nde, Yeni Cami önünde. Adam belirli tutmuşlar. Çıktı hemen oraya. Ya dedi, bu saat olmuş dedi, ben dedi çifte yapamadım dedi, şöyle olmuş böyle olmuş. Ulan dedim, millet dükkana girmeden önce malın 20 lira, millet dükkana girdiği zaman o mal oluyor 150 lira. Millet niye girsin ki senin dükkanına? Bu bir kötü niyetten ötürü mü böyle oluyor diyorsunuz? Yok, herhalde ki kötü niyetten ya. İyi niyet taşıyan var mı? Bizim millet alışmış yani 10 senede bir ev bark sahibi olacağına, ben diyor 2 senede olacağım. 2 senede arabamı alacağım. 3 senede yazdığımı alacağım. O da yetmiyor. Kızımı alacağım, oğlumu alacağım, şunuma yetmiyor. Bu milletin gözü dönüyor. Şu an kaç yılda ev alınabilir sizce? Şu anda. Vallahi şu anda bir kişi çalışsa alamaz da. Ne bileyim, ailede işte 4-5... 10 yılda da alınamaz o zaman artık, öyle mi? O aşamaya mı geldik? Yani fiyata baktığın zaman belirli yerlerde alınamaz. Nerelerde ama alınabilir? Ya mesela diyelim böyle ucuz şeylerde, o da şu şekil. 3 kişi, 4 kişi bir arsa alırlar. Onu el birliğiyle ne bileyim işte kat kat çıkarlar. Yoksa gidecek öyle 4 trilyon, 5 trilyon verecek ev almak mümkün değil. Ya dışarıda da evde yemek yemişsin, dışarıdaki yemekten bahsediyorum. Bırak dışarıda yemek yemeyi, biz evde artık yani alışveriş yapıp mutfakta böyle pişirip yemiyoruz istediğimizi. Zeytin, peynir, bunlar artık yani hayal oldu yani. Yani ekonomi dediğin zaman, ekonomi şu an için ekonomi, alım gücü sıfır. Nasıl fiyatlar? Fiyatları görünce ne diyorsunuz? Fiyatları boş ver, ben şu serbest piyasayı anlamıyorum yani. Böyle bu herkes böyle kafasına göre istediği zam yapıyor. Oradan sonra her şeyi birbirine, ekonomiye bağlayıp, hayat şartlarına bağlayıp, yani ne kontrol var, ne düzen var. Herkes böyle rahat rahat. Yani fahiş fiyatlar, fırsatçılık. Yani her şey serbest piyasa olmuş yani. Nasıl olmalı? İyi bir ekonomi düzeni nasıl olmalı? İyi bir ekonomi düzeni, yani bir eşitçilik olmalı. Yani her şeyde bir adalet olmalı. Yani halkı refaha düşünülmeli. Bunlar olmuyor mu şu an ülkemizde? Hayır, oluyor dersek yani bunlar yani yanlış olur. Bir taraf böyle ballı kaymaklı, halk böyle yaşam savaşı veriyor yani. Yani bu şekilde bilmiyoruz. Hayırlısı olsun diyelim. Aynı ama gemideyiz diyorlar ama. Hangi aynı gemideyiz? Vallahi bizim gemimiz memimiz yok. Nasıl gemiymiş o gemi? Yani gemi memi yani biz bizim gemimizde onların gemisi farklı herhalde. Biz göremiyoruz yani, aynı gemideyse karşılaşmamız lazım. Yani biz onların ne gemisine binebiliyoruz, ne oturdukları yere oturabiliyoruz. Yani biz gidip yani gidip bir ne bileyim yani çoluğumuzu çocuğumuzu alıp veya bir eşimizi alalım, bir akşam hadi gidelim şurada bir yemek yiyelim. Yani yok öyle bir şey. Gittiğimiz yere biz onların yer kapısının önünden geçemiyoruz. Yani onu diyenler yani biraz yani salıyor gibi geliyor. Siz emekli misiniz? Emekli misiniz? Emeklilik bir gün sorunu yaşıyorum ben. Gün sorunu yaşıyorum, eksiğim var. Ondan dolayı o da sıkıntı yani. Anladım.
Yarısı. Size de sorayım mı? Sor, sor. Siz en son ne zaman dışarıda yemek yediniz? Her gün. Aa bak bak. Ben her aldınız. Bak. Evet. Ben sucuk aldım, kaşara, mandalina aldım. Ne kadar tuttu orası? Vallahi bilmiyorum ki. Ben parayı veriyorum, çıkıyorum. Ben fiyatına bakmıyorum. Durum iyi o zaman. Tabii durum iyi. Emekliyiz ya. Para çok. Nasıl buldun hakikaten fiyatları? Vallahi güzel fiyatlar. Maaşlar yüksek. Fiyatlar pahalı. Hayat pahalılığını herkes biliyor. Bugün başbakan dedi. Hayat pahalı. Kabul ediyoruz. Ama alım gücü yüksek. Bugün araba piyasası yok. Daire yok. Her şey yok satıyor. Şurada kafelere gir bak. Şurada bir haneye gir. Her yer dolu. Para var. Sizin var mı eviniz, arabanız? Var tabii. Ben kaç tane? Benim iki ev var. İki emekli. Ama biz çalıştık. Çalışan kazanır. Bak ben sana söyleyeyim. Ben iş adamıydım. Yanlış anlama. Burada benim dört tane dükkan vardı. Beni karıştırma. Ha, ben gece gündüz ben çalışıyordum. Ben cumartesi, pazar 9-10 gece ben çalışıyorum. Beni sayma. Abi, ama hayat pahalı. 12, bak ben sana söyleyeyim. Hükümet düştüğü an zaten burada Türkiye kalmaz. Sen de biliyorsun. Başkan kalır mı? 81, düşmanlar bekliyor böyle. 85. Bir adam mı var Türkiye'de? 20 senedir niye bu? Sanıyor Aziz öldü gitti, ne olacak? Bitti mi Türkiye? 20 senedir niye bir adam çıkartmadınız? Adam çok hemşerim. Abi ağzı kemiğe adam çok. Adam şey, çok. Çıkmıyor işte bayağı. Tayyip'ten başka çıkan var mı? Meydan okuyor. Çıksın mı peki? Çıkmalı mı? Çıksın ister misiniz? Abi. Bir değişiklik olsun ister misiniz? Yok. Yani daha üstünü varsa gelsin. Ben parti tutmuyorum. Ben çalışanı tutuyorum. Ben çalıştım kazandım. Herkes çalışsın kazansın. Ha benim o. Bak şimdi hastaneden geliyorum. Özel hastaneden 10 kat süper. Gidiyorsun oturuyorsun. Sıran geliyor tek gidiyorsun. Devlet hastaneleri. Devlet işte. Şimdi oradan geliyorum Bağcılar'dan. Oturuyorsun o keyfine göre. Eskiyi biliyorsunuz. Hastaneye giremezsin. Hastaneye gir, öldüğün zaman paran varsa çıkıyordun. Değil mi? Kolayca randevu bulabiliyor musunuz şu an? Tabii tabii. Hangi branşa randevu almıştınız? Ben dahiliye almıştım. Dahiliye. Yani bazı branşlara randevu bulmak biraz zor oluyor ama. Yok yok şimdi serbest. Bir ay önce alamıyordum randevu. Beni kızdırdın bak, şimdi ha. Randevu. Ya bak, sen kur. Altıya şey, randevu alamıyorsun. Gel al bak aç telefonunu. Aç. İki ay al daha ben gideceğim oraya. İki ay al gel anla bir randevu al hadi. İki ay lan ya. İki ay gelirsen kendi şeysin. Haklı vereceğim sana. Atıyorsun. İki ay bana randevu. İki ay neye, önüne. Neye? Ne olursa. Örneğin göz veya cildiye. 15-20 günde aldım ben. Ya, dahiliye. Ya atma ya. Bu kadar balavur olmaz. Sen açar ha. Çıksa burada. Bak bayanlar. Alamazsın. Burada. Ben canlı yayın ha. Siz ara. Ne iş yapıyordunuz? Ben mobilyaydım. Mobilya imalat mağaza vardı benim. İşverendiniz galiba. İşveren. Ben de vardı 18-20 kişi çalışıyordu. Bak adam randevu aldı 2025'in kaçı? 7. ayına Haseki Hastanesi'nden şeydeki hastanesine. Sultan Gazi'deki hastanesine. 2025'in 7. ayına şey verdi, randevu verdi. Hangi branş, neyle ilgili? Uroloji. El parmak uyuşuyordu, şey yapıyordu. Elektrik falan verdiler. Gece net çıktı adam daha. Randevu aldı, adam öldü. Çağırdı onu efendi. 2 ay sonra randevu. Adam ölmüş. Ölmüş adam. Ben izledim onu. Ölmüş adam. Adam randevuya çağırıyorlar. Gelmedi diye. Thank you.